Herkese merhaba. Az sonra o merak ettiğiniz soruların hepsinin cevabını size vereceğim. Hemen kamerayı ayarlayalım. Evet. Şimdi bu aralar çok sık herkesin kafasını meşgul eden bir konu. WhatsApp'ı silelim mi, devam mı etsin? WhatsApp bir sözleşme yayınladı. Herkes heyecanlandı. Ne oluyor dedi. Bazıları reddetti. Hemen Telegram'a ya da Elon Musk'ı dinleyip Signal'a falan geçti. Çok acele edenler vardı. Reddedenler, silmeyi düşünenler vardı. Kabul etmeyenler vardı. Ben şahsen kabul etmedim, erteledim. Çünkü bu kadar büyük bir galeyana gelmiş topluluğun bir etkisi olacaktı WhatsApp üzerinde. Tahmin ettiğim gibi de WhatsApp sözleşmeyi kaldırdığını resmi olarak duyurmadı. Resmi olarak duyurmaması ama bir şekilde artık haberdar edilmesi bu videonun konusu. Yani bu videoyu izledikten sonra etrafınızdaki olaylara çok daha farklı bir şekilde bakacaksınız. Post-truth dedikleri gerçeğin, hakikatin ötesinde. Yani artık insanların hakikatle işi yok. Gerçek artık önemli değil kavramını bu video süresince ben size açıklamaya çalışacağım. Umarım faydası olur. Yani WhatsApp sözleşme yaptı. Neden sözleşme yaptı? Siz WhatsApp'ı ilk açtığınızda şunu görmüyor musunuz? Aşağıya doğru eğelim. From Facebook. Yani bu ne demek? WhatsApp bir Facebook ürünüdür. Madem Facebook ürünü, peki neden bu sözleşmeye ihtiyaç duyuldu? Çok net. Sahibi, CEO'su mahkemede yargılanırken oradan elde edilen bazı verileri kullandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunu resmi olarak sıkıntı yaşamamak için bu sözleşmeyi imzalamaları gerekti. Mahşerin üç atlısı olarak geçiyor. Biliyorsunuz Google, Facebook, Twitter bunlar uluslararası modern istihbarat artık. Veri toplayabiliyorlar. Telefonunuzda siz bir teröristseniz ve terörist olarak açıkça arkadaşlarınızla bomba patlatma gibi imha etme, cinayet gibi kelimeleri kullanıyorsanız, mail atıyorsanız, bunları bir şekilde ifade ediyor kullanıyorsanız, gerek telefonunuzdaki sesli dinleme sistemleri, gerek bu verilerin toplandığı ağda büyük veriyi inceleyen sistemler, hepsi artık merkezi istihbarata ulaşıyor. O halde neyi hedefliyoruz? Yani bu sözleşme, bu kandırmaca ne için? Büyük bir yanıltma içerisindeyiz, büyük bir yanıltılma içerisindeyiz. Ben televizyonlara çıkan o araştırmacı yazarlar gibi büyük oyun içerisinde izlemiyorum. Yani küçük, son derece basit bir oyun aslında. Güçlü ülkeler kendi istihbarat kanallarını artık ajan yetiştirerek değil, bilgisayar mühendisi yetiştirerek onlara örnek olmaya çalışıyor ve onların farklı şekilde veri toplamaya çalışıyor. Şimdi siz Instagram, WhatsApp bırakıp Telegram'a geçtiğinizde Amerikan istihbaratından Rus istihbaratına geçmiş oluyorsunuz. Yani benim verileri onlar dinlemesin, öbürleri dinlesin diyorsunuz. İlla ki dinleniyorsunuz. Eğer çok gizli bir iş yapmıyorsanız ve ileride bu verilerin aleyhinize kullanılmasından korkmuyorsanız, sade bir vatandaşsanız benim gibi, normal bir vatandaşın bu tür şeylerden korkmasını gerektirecek bir şey yok. Ancak son derece çok farklı teknolojiler de geliştiriyorlar. Örneğin resimleri analiz ediyorlar. Resim analiz ederek kişiyi bulma ya da resimde ne olduğunu bilgisayara dökme çok önemli. Yani daha çok resim, ortamdan çekilmiş daha çok resim, daha çok veri ve veriye kim hakimse dünyaya o hükmediyor. Ama hani belli bir noktaya gelmedikten sonra da sizin denize girerken çekilmiş fotoğraflarınızın şimdilik bir anlamı da yok. Çok da tedirgin olmaya gerektirecek bir durum yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi
bir timsah resmi koydum. Bana göre Facebook kullanıcıları biraz buna benziyor. Çok az beğenen bir yapıları var. Instagram kullanıcıları da buna benziyor. Gül döktüm yollarına. Hep mutluluk, hep güzel duvar resimleri, güzel çiçek, kuş resimleri. Son derece mutlu insanlar. Ne mutlu onlara. Twitter alemi her an linç etme hakkına sahip, her an herkesi eleştirme, kıyası eleştirme hakkına sahip, her şeyi eleştirmeye hakkına sahip bir alem. Bunların her birinin farklı görevleri var ve insan psikolojisinde dayandıkları noktalar var. Şimdi dolandırıcıların çok sık yaptığı bir şey. Ne diyor? Resmileşti dikkat. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün falan böyle yazılar sürekli Facebook'ta çıkar. Der ki işte bilmiyordum böyle olduğunu. Ben paylaştım, öğrendim. Siz de paylaşın, yapın. Duvarınıza kopyalayıp aynen yapıştırın ve şunu deyin falan. Sonlar hep böyle biter. Yani duvarınıza yapıştırın, mutlaka kopyalayın, paylaşın diye biter bunlar. Bunların amacı şudur. Bilgisayar teknolojilerinden çok anlamayan kişilere aslında listesini yaparsınız. İşte ben şu resmi paylaştım. 9 kişi de paylaşınca ben bir evim olacak o resmi paylaştığım için gibi paylaşımlar. İşin açıkçası nasıl söyleyelim onu? Biraz kandırmaya müsait insanları avlamaya yönelik. Dolayısıyla siz eğer böyle bir paylaşım yaptıysanız listeye alınırsınız. Kim ne listesi? Dolandırıcıların listesi. Derler ki bu kadar saf bir insan, bu kadar her şeye inanan bir insan biz de kandırabiliriz derler. Dolayısıyla öyle duvarınıza yapıştırın, hemen paylaşın gibi galeyana getiren paylaşımlar yapmayın. Bakın bunlar hep fake dedikleri. Az sonra da söyleyeceğiz. Post-truth'taki o deep fake, yani derin kandırmaca içerisinde dolandırıcıların çok kullandıkları phishing dedikleri, işte aşağıdaki linki tıklayın hemen para ödülünüzü kazanın. İşte bu videoyu paylaşırsanız videoda o gün çok güzel geçecek gibi saf insanları belirlemeye yönelik, paylaşım yaptırmaya yönelik ve insanın bazı zaaflarını kullanmaya yönelik şeyler. Onlardan uzak durun. Mesela internete girdiğinizde bir video ile karşılaşıyorsunuz. Şu günlerde Kemal Sunal'ın rahmetli bir videosu oynuyor. Bu videoyu zannediyorlar ki bilindik bir insanın işte makyaj yapılarak, saçı başı taranarak oluşturulmuş hali. YouTube'da işte videonun kamera arkası gibi onlarca video var. Tabii ki bu da farklı bir sahtekarlık. Yani YouTube'da hep söylerim, eşek ağırması 4 milyon izlenme oranına sahip böyle hoplamalı, zıplamalı, dalga geçilen, şaklabanlık yapılan videolar çok izleniyor. İnsanları uyutmaya yönelik videolar çok izleniyor. İnsanları uyandırmaya yönelik videolar çok izlenmiyor. Yani böyle işte kamera arkası deyip sizi kandırıyorlar. Halbuki durum öyle değil. Yani Ziraat Bankası'nın kullandığı o reklam çok farklı bir reklam. Dikkat ederseniz burada Kemal Sunal gözleri biraz daha kaymış. Çünkü tam yapamamışlar. Yani yukarıya doğru bakıyor. Kemal Sunal'ın o videosunu tam yani ayarlarken sıkıntı yaşamışlar. Bu Photoshop gibi bir şey değil artık. Photoshop geride kaldı. Yani bu yapay zeka dediğimiz şey, deepfake dedikleri şey. Bunu 3-4 yıl önce bir MIT videosunda izlemiştim. Obama'ya dilediklerini konuşturuyorlardı. Yapay zeka ürünü, yani yapay zeka artık her bir hareketi tanımlayıp o vücuttaki harekete göre değişiklikler yapıyor. Bunu cep telefonunuzdaki basit uygulamalarla da yapabilirsiniz. Deepfake uygulamaları yazdınız mı çok sayıda çıkar. İyi sonuç verir, kötü sonuç verir. Ama cep telefonunda bile yapabilirsiniz. Daha güçlü ve ücretli yazılımlarla bunu çok orijinal bir şekilde yapabilirsiniz. YouTube'da bazı videolar da var. Özellikle mesela İbrahim Tatlıses'i Güldür Güldür'de oynatmışlar. Yani bu işte uygulamalarının bir sonucu. Yapay zeka uygulamaları. Böylece ne olacak artık?
post-truth dediğimiz şeye tekrar geri dönelim. Yani Obama'yı Kemal Sunal'ı yaşıyormuş gibi konuşturuyorlar. Gerçeğin dışında bir. Gerçeklik artık umurumuzda değil. Her şey gerçekmiş gibi olabilir. Ve mesela bu konuda çok önemli örneklerden birisi, herkes bunu konuşur, Simpsonlar. Yani Simpsonlar'da örneğin biliyorsunuz bir isyan oluşmuştu Amerika'da, siyahların haklarıyla ilgili. O olayın daha önce Simpson'da yayınlandığı ile ilgili bir video, bir fotoğraf. Gerçekte böyle bir şey yok. Yani Simpsonlar zeki bir kadrosu var, gündemi iyi okuyor ve video çekiyorlar. Ama Simpson'da yazan her şey birebir gerçekleşmiyor. Bazı baskın ögeleri kullanan çizgi filmler çekiyorlar ama Simpson geleceği bilen kahin, işte o karanlık odada masanın etrafında oturulmuş dünyayı yöneten insanların işte çizgi filmde bu hafta bu oynatılsın diye karar verdiği bir şey değil. O araştırmacı yazarlar, çok kafanızı takmayın. Öyle bir dizi değil. Buna biz eğitimde algıda seçicilik diyoruz. Eğer onu görmeyi isterseniz onu algılarsınız. Şimdi bir diğer resme geçelim. Benzer bir şey burada da var. İşte The Economist dergisinin 2020 kapağı. Ne oldu? The Economist dergisi geleceği biliyor. Oo, 2020 yılında neler olacak? Aa, 2020 koronayla geçti. Bir tane korona kelimesi var mı? Ya da bir tane onu çağrıştıran bir şey var mı? Yani sevgili arkadaşlar, izleyiciler, lütfen dikkatli olun. Dergi kapaklarında gelecekle ilgili gizli örgütler bilgi vermez. Gerek yok. Biraz mantıklı olun. Bu dergilerin kapaklarını hazırlayan kişiler okumuş, yazmış, düşünen, analiz yapan, strateji geliştiren kişilerdir. Doğru. Dünya ile alakalı okumalar yaparlar ve bu okumalarını yazarlarıyla birlikte okurlarına sunarlar. Bu da doğru. Araştırmacı yazar olup da komplo teorileri kuranların bilmedikleri bir şey var. Düşünen insanlar analiz yapabilirler ve bu analizler de bazen tutar. Bazen de tutmaz. İşte örneği. Yani dünyayı yöneten insanlar bir kurgu içerisinde 2020 yılında ne yapmayı düşündükleri her şeyi buraya yazdılar diye anlatırsanız rezil olursunuz. Çünkü o dergiyi hazırlayanlar okumuş, yazmış, düşünen insanlar ve bir kapak hazırlıyorlar. 2020'ye bir projeksiyonla bakıyorlar. Herkes yapabilir bunu. Sonuç tutabilir, tutmayabilir. Bilim, sel ne kadar bilim insanı çalıştırırsan çalıştır, bilimsel analiz yaparsan yap, gelecekle ilgili öngörüler hep olasılıklara dayanır. Dolayısıyla bu olasılıklar, ortaya koydukları bu olasılıklar çöp oldu. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçek ötesi bir gerçeğin dışında bir yerde, artık gerçeğin umursanmadığı, gerçeğin bir hayal olduğu ve gerçeğin düşünülmediği bir dünyadayız. WhatsApp'ta sizi kandırıp başka uygulamalara yönlendirebilir. İnsanlar birbirlerini Twitter'da linç edebilir. Farklı kopyala yapıştır yöntemleriyle dolandırıcılar sizin peşinize düşebilir. Bir videoda gerçekleşen bir olaya artık o suçu işleyen kişiler montaj diyebilir. Çizgi filmlerden, dergi kapaklarından sizlere gizli örgütlerle empoze edilmeye çalışılabilir. Uyanık olmak lazım. Yani bu dönemde artık insanlar kendi uyanışlarından sorumludur. Bu çok önemli. Artık insanlar kendi uyanışlarından sorumludur. Bırakın Sokrat'ı, Thales'i, artık felsefe şu anda yaşadığınız anda sizin tarafınızdan yapılmak zorunda olan bir yaşam şeklidir, bir düşünce şeklidir. Onları öğrenmek zorunda artık değilsiniz. Siz düşünerek, derin düşünerek hayatı sorgulamak zorundasınız. Yoksa size gösterilenlerle aldatılırsınız ve gerçek artık sizin hayatınızda
hayatınızdan uzaklaşmış olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.